Tebbet suresinde buraya niye geçtim? Şimdi Elmalılı Allah'ın imtihan etmediğini söylediği için şu anda herhangi bir kişiye sen cehennemliksin demesi gayet normaldir. Değişmez. Allah'ın bilgisi değişmez. Mantık bu. Değişmez. Peki. O zaman hayattayken Ebu Leheb cehennemlik olarak ilan edildi. Sadece o değil, karısı da. Karısı da. Cenab-ı Hakk'ın kuralı var. Allah kuralını değiştirdi değil mi? Nedir Allahü Teala'nın o kuralı? Diyor ki tevbe ile ilgili diyor ki innemet tevbetu alallahi lillezine yamelune su. Ha o ikinci ondan sonraki ayet. Cenab-ı Hakk'ın kabul etmeye söz verdiği tevbe şudur. Kötülük yapan kişinin tevbesi. Bir cehaletin kendini tutamayarak, buradaki cehalet bilmeden değil, kendine hakim olamadan yapmış. Yani mesela sigara tiryakilerini hep örnek veriyorum. Çoğunuz bunu yakından bildiğiniz için söylüyorum. Sigara içmenin çok kötü olduğunu bilir, içmemek için karar verir fakat kendini tutamaz içer. Bütün günahlar böyledir. Günahın kötü olduğunu herkes bilir. Bilmeyen bir tek insan yoktur. Mesela Firavun, az önce Enes Hoca ile vakıfta konuşuyorduk. Firavun, Musa Aleyhisselam'a karşı yaptığı tavrın yanlış olduğunu gayet iyi biliyor. Hiç de şüphesi yok. Ama kendine engel olamıyor. Niye? Zihninde oluşturduğu bir şey var. Bunlar gelip benim yerime geçecek, benim iktidarım elimden alacaklar. İşte kendini tutamayarak, yani yanlış olduğunu bile bile günah işlemiş oluyor. Ve vakit geçirmeden tevbe ederse onun tevbesi kabul edilir. فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ Kötülük işleyip duranların tevbesi tevbe değildir. Birçok kimse vardır, hem kötülük işler ya Allah affetsin der. Ya kardeşim, önce kötülükten vazgeç, sonra ya Rabbi affet de. Bunu herkes zaten biliyor. وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْاَنْ Ölüm gelip çatmış, o zaman tevbe ettim demiş. Bu olmaz. وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ Kafir olarak ölmüşlerin tevbesi de tevbe değildir. Peki şimdi bu ayet-i kerimeye vuralım. Geleneksel olarak şöyle bir ifade kullanılır Tebbet suresi ile ilgili olarak. İbn Abbas'tan gelen bir rivayete dayanılır. O rivayet Buhari'de, Müslim'de ve bazı diğer hadis kitaplarında var. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Ebu Kubeys Dağı'nda bütün yakınlarını çağırdı ve enzir aşireti akrabin en yakınlarını uyar emri geldikten sonra onlara tek tek söyledi. Şu dağın arkasında atlılar gelip burayı basacaklar desem inanır mısınız? İnanırız dediler. O zaman ben Allah tarafından sizi uyarmak için gönderilmiş bir elçiyim dedi. İşte Ebu Leheb de sen ellerin kurusun ya da dillerin kurusun. Tebbet yedek yani. Ya da yuh olsun şeyin Elmanlı'nın ifadesiyle. Dedi. Onun üzerine sure indi. Tebbet yeda Ebi Leheb'in ve teb. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu da. İşte seyasla naren zate Leheb'in işte şeyli çok alevli bir ateşe sokulacaktır. Ve muratuhu karısı da hemmâletel hadab odun taşıyacak, taşıyıcı olarak fîcî diye hablum min mesed ve boynunda da ipten bükülmüş bir gerdanlık olarak, hurma lifinden bükülmüş bir gerdanlık olacak. Şimdi bunlar yaşarken cehenneme gidecekleri söylenmiş kimselerdir. Peki Allahü Teala bunlar için kanunu değiştirdi mi? Sonra bakın bir iki tane daha ayet okuyalım. سَيَكُولُ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ Müşrikler şöyle diyecekler. Allah bizi böyle yaratmasaydı, yani bütün hep böyle, Allah beni böyle yaratmış derler ya, ne yapayım ben de böyleyim işte. Yani kadercilikten. Allah bizi böyle yaratmasaydı,
Ne biz müşrik olurduk ne de babalarımız. Hiçbir şeyi haram da kılmazdık. Allah-u Teala diyor ki كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Ondan önceki, onlardan öncekiler de aynı yalana sarıldılar diyor. Aynı şekilde yalan söylediler. Şimdi bu yalan. Ne yapalım? Allah bizi böyle yaratmış. Peki. Ve devam ediyorum. حَتَّى ذَأْخُ بَأْسَنَا Bizim baskınımızı yiyinceye kadar. قُلْ هَلِنَّكُمْ مِنْ عِلِمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا De ki yanınızda bir bilgi var mı ki bize çıkarasınız? Ben insanları cehennemlik olarak yaratmışım, yani cehenneme gitmeye mecbur etmişim diye. Bir bilginiz var mı? Peki Tebbet suresi bu manada olsa, şeyde Ebu Leheb henüz ölmeden cehennemlik olduğu kesinleştirilmiş olsa, burada işte bilgi ya Rabbi, işte Tebbet suresi demezler mi? Demezler mi? İnsanları cehennem için, yani cehenneme zorladığımı, levşâ Allahümme eşrekine var ya, yani Allah bende böyle yaratmış. Benim insanları cehennemlik olarak yarattığımı gösterecek bir delil var mı elinizde? Çıkarıp gösteresiniz. İşte Tebbet suresinden daha sağlam delil olur mu? Bak, sen öyle diyordun ya Rabbi. Ebu Leheb daha hayattayken karısına da ona da cehenneme gidecekler dedin. Sen burada kanunu bozdun. Halbuki ölene kadar şey yapıyordun, müsaade ediyordun. Hatta Firavun o boğulduğu sırada tevbe etti de sen şimdi mi dedin? Şimdi az öncesine kadar isyandaydın dedin. Ama bunu Ebu Leheb'te çiğnedin. Herhangi bir şey var mı diyor? En küçük bir bilgi var mı? Var işte, bundan daha sağlam bilgi olur mu? Yanlış mı? Bundan daha sağlam bilgi olur mu? İşte bak dünyadayken adamı cehennemlik yaptın. Demez mi? اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ diyor. Siz sadece zanna uyuyorsunuz. وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُسُونَ Siz sadece atıyorsunuz. O zaman peki, Tebbet suresinin Ebu Leheb hayattayken, karısı hayattayken indiğini söylemek nedir? Doğru bir bilgi mi? Uyuyor mu sisteme? Kalbinin mühürlenmesi de mecazdır, hakikat değildir. O kalbinin mühürlenmesi meselesi. O Arapça'da bir ifadedir, ifade tarzıdır. Ona istiare-i temsiliye derler. Tercüme hatasıdır. Allah kimsenin hem kalbini mühürleyecek, hem de gel mümin ol diyecek. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. O sadece sanki mühürlü diye tercüme etmemiz gerekir Türkçe'ye. Tam Arapça olması için. Şimdi o zaman Tebbet suresinin Ebu Leheb hayattayken indiğini söyleyen kim? Bunu İbn Abbas'a mal ederler. Niye mal ederler diyorum? Çünkü İbn Abbas çok değerli bir sahabidir. Bütün böyle sıkıntılı şeyleri hep ona mal ederler. Hep ona. Halbuki İbn Abbas bu olayı görmesi mümkün olmayan bir kişidir. Yani bu Ebu Kubeys Dağı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı, konuştu falan filan var ya. Bunu görmesine imkan yok. Çünkü en iyi rivayetlerde Resulullah Mekke'den ayrıldığı zaman İbn Abbas 3 yaşındaydı. Bu olay Mekke'nin ilk yıllarında olmuş olan bir olaydır. O sıralarda İbn Abbas'ın hayatta olması mümkün değil. 3 yaşındaki bir çocuğun da böyle bir olayı zaten o zamanlar olmuş olan bir şey değil. Bilmesi de mümkün değil. Şimdi diyebilirler ki efendim o da birisinden duymuştur. Kardeşim, İbn Abbas dediğiniz zaman biraz düşünmeniz lazım. Bakın, rivayetlere bakın. Hep problemli rivayetler İbn Abbas üzerinden gelmiştir. İbn Abbas'ın kendisinden kesinlikle kaynaklanmaz. Ama çok değerli bir sahabi olduğu için birçokları onun üzerine. Peki, böyle bir rivayete dayanarak, böyle
sahih olma imkanı olmayan bir rivayete dayanarak, velev ki rivayetin geliş şekli sahih olsun, İbn Abbas değil de Ömer radıyallahu anh denmiş olsa bile burada bunu söyleyen, kaldı ki bu olay Mekke'de büyük bir olaydır. O insanları çağırıyor, konuşuyor, bir kişi mi söyler bunu? Hem de o zaman hiç doğmamış olan birisi mi söyler? Şimdi böyle bir olaya dayanarak Allah-u Teala'nın kanununu ortadan mı kaldıracağız? Dolayısıyla bu Diyanet'in yaptığı mealde ne diyor? Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu da. Ne demektir bu? Öldü. Öldü. Artık tevbe imkanı yok. Bakın Mü'minun suresinin 99. ayetlerini sık sık okuyoruz burada. Hatta اِذَا حَدَرَ حَدَهُمُ الْمَوْتِ Onlardan birisine ölüm geldiği zaman kafirlerden bahsediyor. قَالَ رَبِّ اِرْجِعُونَ Ya Rabbi beni geri çeviriniz der. لَعَلَّ عَمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكُ Terk ettiğim günde, dünyada belki bir şey yaparım diye. Kelle, hayır. Niye? Olmaz çünkü öldükten sonra tevbe olmadığını Allah Nisa suresi 18. ayette zaten bildiriyor.